ilişkimize, aşkımıza, seni tanıdığım o muhteşem günün şerefine. Bana ömür boyu dayanmasını dilediğim son kocama. Tabii ki bugünkü tarih itibariyle. O da ne demek bakayım, seni yaramaz kadın. Bu senin hayatının son evliliğidir. Onu Tanrı'dan başka kim bilebilir sevgilim? Naviger. Bak beni kızdırma. Karışmam sonra. Ne yaparsın, ne yaparsın? Bilmek istiyor musun? Elbette. İstediğine eminim. Sultanım, aşk olsun. Saçlarını ben çözecektim. Senin çözecek çok şeyin olacak Mefit. Onu da ben yapıvereyim dedim. Aman Tanrım. Bir su gibi akıyor parmaklarımın arasından. Sabaha kadar bu kokuyu içime çekerek uyumaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Uyumak mı? İşte orada yanılıyorsun. Ama önce yüz görümlülüğümü göster bakalım. Eski adetler her zaman geçerlidir. İşte yüz görümlülüğün, işte. İyi de sultanım, sen böyle kaçarsan bunu nasıl takarım? Hadi bakalım beni yakala. Dur, kaçma, kaçma. Hala, ne yapıyorsun böyle? Hiç, oturuyorum. Artık ne oturması, hadi yat. Yatamam, işim var. Bırak Allah aşkına, ne işi bu saatte? Hanımefendinin sütünü götürecektim. Ne sütü? Sen bilmezsin, ben yıllardır gece yatmadan önce hanımefendiye ballı sıcak süt hazırlarım canım. Bu gece olmaz. Hala, bu gece olmaz. Eyvah. Hala beni yakalayamadın. Ama sonunda öyle bir yakalayacağım ki bir daha hiçbir yere kaçamayacaksın. Ya hala, şimdi sakın kalkıp bu sütü onlara götürme. Götürür mü canım? Sırası mı şimdi yani? Hala da o kadar anlayışsız mı? Siz bilmezsiniz, karışmayın. Namiger Hanım ilk defa evlenmiyor ki. Onun adetidir. Her zaman sütünü gerdek geceleri çift doz ballı alır. Süte bal ve zencefil katılır. Kocalardan vazgeçer, bundan katiyen vazgeçmez. Vay be. Oh, hala nasıl içecek onu? İçer içer. Yuh. Bak öğren, el alem neler biliyor. Bana ne kızım ya? Sen öğren. Allah Allah. Allah Allah ya. Allah Allah. Adeta bir kuğu gibisin. Teşekkür ederim. Senin gibi bir kadına tek bir yüz görümlülüğü takacak değilim ya. Müfit, beni şımartıyorsun. Bu da kim gecenin bu saatinde? Ben bakarım sultanım, sen dur. Hanımefendinin sütünü getirdim beyefendi. Canım, sen de bula bula bu geceyi mi buldun süt getirecek? Onun adetidir Müfit Bey. Hanımefendinin reçetesi bu. Ne reçetesi?
Namigar, ne diyor bu Sıdık'a? Sütünüzü getir. Teşekkür ederim Sıdık'a. Şey, eğer rahatsız ettiysem özür dilerim. Bizi istesen de rahatsız edemezsin Sıdık'acığım. Bundan sonra bütün geceler bizim. Hadi canım, güle güle. Hadi. Güle güle. Güle güle. Gördün mü Sıdıka'nın yaptığını? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bunu anlamayacak ne var? Kıskançlığından yapıyor işte. Gecemizi bozmak için. Ama hakkını yemeyeyim. Ilıklı, tadı, zencefili tam kıvamında. Yani bu içtiğin iyi bir şey mi? Hem de nasıl? Al, iç bir yudum. İç. Namigar, şampanyanın üstüne... İç. İyi bile gelir. Oo, hakikaten pek nefis. Gördün mü? Hadi yatağımıza gidelim. Sultanım, bu kadar mutlu olmaya kalbim dayanabilecek mi? Aman dayansın Müfit, yeniden dul mu kalacağım? Aşk olsun Namigar, yani bana bir şey olursa yeniden mi evleneceksin? Ne yapayım Müfit? Tanrı insanları yalnız kalsın diye yaratmamış ki, herkesin bir eşi olmalı. Maşallah, Tanrı sana ne çok eş yaratmış, hiç yalnız kalmıyorsun. Kalmam tabii. Onun için kendine iyi bak da beni dul bırakma. Hay Allah, kapı zilinden kurtulduk, telefon başladı. Keşke şunun fişini çekseydik. Alo. Merhaba, ben Nazlı. Ne yapıyorsun? Nazlıcığım, iyiyim canım. Müfit amcanla uyumaya çalışıyoruz. Ama sesini duyduğuma çok sevindim. Biliyor musun Namigar teyze? Senin düğünde yaptığın açıklamayı hiç yadırgamadım. Tabii ki prenses olması gereken sensin. Hem Namigar adı sana daha çok yakışıyor. Sağ ol hayatım, çok tatlısın. Sen neler yapıyorsun bakalım? Eve dönünce annenle babam benim dedikodumu yaptılar mı? Doğru söyle bakayım. Anlat anlat, ben pek meraklıyımdır böyle şeylere. Müfitciğim, kapıya bakar mısın? Tabii ya. Benim işim kapıya bakmak. Hadi canım, iyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum ya. Hiç rahatsız eder misiniz Sıdıka Hanım? Biz de zaten sizin yolunuzu bekliyorduk. Aman Sıdıka Hanım da nerelerde kaldı? Bizi niye ihmal ediyor diye alınıyorduk doğrusu. Hele böyle yapacak hiçbir şey bulamayıp da sıkıntıdan patladığımız bir gecede insan dostlarını yalnız bırakır mı? Hanımefendi gece yatmadan onun başucuna çikolata bırakmak gerekiyor. Ama ben girmeyeyim, siz yaparsınız artık. Ne kadar ince düşüncelisiniz. Çok zahmet oldu. Güle güle. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ballı süt, çikolata, Nazlı, Sıdıka. Ne harika bir gece. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç mermi adamın değilsin. Hey, kadınım.